Evet, herkese iyi akşamlar tekrardan. Tabii güzel bir galibiyet aldık bugün. Özellikle kendi sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. İnşallah bu güzel günlerin yeni bir başlangıcı olsun. Tabii maça iyi başladık. İlk 20 dakika yine geçen haftaki gibi rakip alanda topa sahip olarak pozisyon üreterek gol arayarak geçirdik ama golden sonra tekrar bir geriye düşüş, geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme durumuna geldik. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeyeceğim fakat bu tür maçlar zordur, onun da farkındayız. Ama takımım iyi mücadele etti. En azından birbirinden sonra teslim olmadı, tekrar kazanmak için bir hamle daha yaptı. Zor da olsa golü bulduk. Gençler Birliği camiasına hayırlı olsun. Onun dışında tabii bugün sahaya tabii anlamlı bir formayla çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle anıyoruz, andık bir kez daha. Ruhu şad olsun. Önümüzdeki milli maç, milli arayı iyi değerlendirip Kasımpaşa maçına bu eksiklerimizi tamamlamaya gayret edeceğiz. Tabii biraz zamana ihtiyacımız var bu kesin. İstediğimiz oyunu oynayabilmek için. Ama bunu yapacak potansiyele de sahibiz. Sizlerin sorularınız varsa alabilirim. Ali abi. Hocam tebrik ediyoruz. Sağ olun. Güzel bir galibiyet. Türk futbolunun kalitesi ve yabancı oyuncu sayısının tartışıldığı bir ortamda işte Berat, Ali İbrahim, daha sonra da Rahmetullah ve Ahmet Oğuz. Bunlar için bir paragraf açar mısınız? Ya bu yabancı oyuncu sayısı bugün tartışılmayabilir ama bir yer. Kesinlikle bir yara. Fakat yani kuralın hatası değil bu. Bu bizlerin hatası. Yani ben serbestlikten yanayım, keşke serbest olsun yabancı sınırı, kalksın. Ama biz ihtiyacımız kadarını alalım. Biz kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Biz öncelikli olarak onlara o şansı verelim. Eğer bulamıyorsak bizi güçlendirecek tabii ki yabancı oyuncular bize çok şey katıyorlar ama ihtiyacımız kadarını alırsak ve kulübümüzün bütçesine göre hareket edersek bunu doğru kullanabiliriz. Fakat maalesef bu durumu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ülke olarak bunu yönetemiyoruz. Nedense illa belli kurallar içine sıkıştırılalım istiyoruz. Yani birileri kural koysun, biz onunla hareket edelim. Niye kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz ki? Yani serbest olduğunda 28 tane yabancı almak zorunda mı kalacaksınız yani? Hayır. 5 tane lazımsa 5, 7 lazımsa 7. Yani buna göre hareket etmek lazım. Maalesef dediğinizde haklısınız. Futbolumuzu çok zor durumlara soktu. Bu da Avrupa kupalarındaki maçlardan, zaten Avrupa'daki başarılarımızdan ortaya çıkıyor. Yani neyse ki milli takım başarılı gidiyor. Yeni bir jenerasyon, genç oyuncular, belki yurt dışına giden gençlerimiz arkadan gelecek diğer kardeşlerimize yol açar. Bu şekilde ülke futbolunu biraz daha ileriye taşıyabiliriz. Ama kendimize bir çeki düzen vermek zorundayız. Bu bir gerçek. Bülent. Şimdi oyundaki kadrodan daha çok sahaya dizilen Mustafa Kampo'nun sahaya dizilen neden aynı? Milli maç arasından sonra değişik rotasyon, değişik dizilim ettiğim mi? Yoksa Yani dizilimler çok önemli değil bana göre. Yani maça bir dizilimle başlayabilirsiniz ama maç içinde biz yani 4-2-3-1 başladık fakat sonra 4-3-3'e döndük. Yani 4-1-4-1'e döndük oyun içinde. Yani bunlar çok önemli değil çünkü futbol değişken bir oyun. Maçta ne ihtiyacınız varsa o anda onu kullanabilirsiniz. Biraz daha çabuk. Sesin biraz daha öngörü oynaması, kardiyası kontrol oynaması, merak ettiğim değişiklikler aslında buralarda. Sese askerine dönecek mi baştan sonra? Kardiyas kanıda gelecek mi? Yani Sese'ye nerede ihtiyacımız varsa orada kullanacağız. Yani oyuncuları ben belli şeyler hapsetmekten yana değilim. Yani zaman zaman işte değiştiriyoruz. CEO öne gidiyor, Stanko kanatlara gidiyor. Kandayaş'ı değiştiriyoruz, kanatları alıyoruz, orta sahaya alıyoruz. Yani o anda maçta ne ihtiyacımız varsa oyuncularımız
O bölgede ellerinden geleni yapacaklar. Yani buna alışacağız. Ben teşekkür ederim. Hocam, puan olarak iyi bir takım almadınız ama takımın durumu nasıl sizce? Aldığınızda nasıl bir takım oldunuz? Yani İstanbul'da gelebilirse. Ya iyi bir takımımız var. Yani bunu söyleyebilirim. Potansiyeli olan bir takımımız var. Sadece bu potansiyeli açığa çıkaramadılar bugüne kadar. Biz de tabii analizlerimizi yaptık. Takımımızı inceledik. Ve neden bu sonuçları aldığını araştırdık. Tabii kendimizce bazı sebepler bulduk ama zaman içinde onları ortadan kaldırıp çok fazla da kurcalamadan, hani yapabildikleri şeyleri de bozmadan, yani oyuncuların üzerindeki o özgürlüğü de kısıtlamadan fazla belli başlı şeyleri yapacağız. Biraz daha disiplini olacağız. Biraz daha beraber oynayacağız. Hala da eksiklerimiz var. Yani savunma konusunda, beraber yapma konusunda eksiklerimiz var. Bu tür şeyleri toparlayacağız. Birlikte hareket ettikten sonra iyi şeyler yapabilecek bir kadroya sahibiz. Yani biraz önce işte Türk oyunculardan bahsettik. Daha da genç oyuncularımız var arkada, yani yarın öbür gün onları da sahada görebiliriz. Gençler Birliği bu konuda bugüne kadar doğru adımlar atmış bir kulüp. İnşallah biz de onlara bu yolda biraz daha katkı sağlarız. Tabii çok önemli bir maça çıktık. Devre geçen haftaki iki tane stoperimizin birinin ön çaprazının kopması, diğerinin arka deresiyle ilgili ve diğer iki tane daha sakatımızdan dolayı kadro yapımızda bazı değişikliklere gitmek zorundaydık. Ve sonucunda buraya gelirken belki mevkilerinde oynamadık ama zaten genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve bir kadro yapısıyla ilgili yaşadığımız bu sıkıntı gerçek performansımızı vermemizi zorladı. Belli taktik değişiklikler yaparak ilk 20 dakikadan sonra oyunun gidişatını kendi lehimize çevirmeye başladık. Sonrasında da 16 yaşında iki tane gencecik Kayseri'mizin evlatlarını, Kayseri doğumlu iki tane gencimizi oyuna sokarak biri asistini yaptı. Biri de herhalde Türk futbol tarihindeki en erken 16 yaşında golü atan bir evladımız oldu. O yüzden onların adına sevindirici, bizim adımıza sevindirici. İnşallah bunları daha çok çoğaltacağız. Türk gençlerini daha ileri götüreceğiz. Tabii kazanmamız gerekiyordu. En azından yukarıdaki puan farkını kapatmak şansı yakalayacaktık. Ama olsun, kaybettiğimiz bir maç oldu. Dersler çıkartacağız. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet problemimiz var. Bazen oyun anlayışıyla ilgili problemlerimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasında değerlendirip daha iyi yere gideceğiz ve devre arasına kadar en az hedef olarak belirlediğimiz 15 puanı toplamış olmamız lazım. Onun başarısını gösterdikten sonra devre arasında da hep beraber değişik bizim oyun mantalitemizle hareket ederek gerekli önlemleri alacağız inşallah. Taraftarımız buraya kadar geldi. Onlara teşekkür ediyoruz. Çok bizi iyi desteklediler. Sadece onlardan ricam, aynı sevgi ve desteklerini bundan sonraki maçlarda da devam etmelerini istiyoruz. Onları belki üzdük ama onları eninde sonunda mutlu edeceğiz inşallah. Hocam, Türk futbolunun kalitesi de yabancı futbolcu sayısı tartışılırken bugün biraz önce arada karşınız Emre Türk Korkmaz'la ilgili biraz daha bunu geliştirebilir misiniz? Şimdi, bakın, 2007'den beri proje söylüyorum. 2007. Türkiye Ligi'nde proje söylemesi gereken hocaların hiçbiri söylediği yok. Hakemler dedim profesyonel olsun. Maaşları olsun. İyi yönettiklerin maçtan sonra primleri olsun. Hayat sigortaları, sağlık sigortaları olsun. Profesyonelce yönetsinler. Hakimler sahada adaleti dağıtsınlar. Döndüm, altyapı hocalarının maaşlarını Futbol Federasyonu verecek arkadaş, vermek zorunda, vereceksiniz. Çünkü yabancıdan kestiğiniz 3 milyon 5 milyon var, altyapıdaki altyapı hocam 2000 lira maaşını alır mı, almaz mı, alacak mı? Eğitim vermemiz lazım değil mi? Tudor hocaları tahsis edeceksiniz. O iyi eğitim verecek, benim Türk gencimin hepsi yetenekli. Ve ondan sonra bir yok Türk genci gelecek. Bugün unutmayın, UEFA şampiyonu kazandığımızda 3 veya 4 tane yabancı vardı Türkiye'de. Ve karşılığında UEFA şampiyonu kazandık. Ya da diğer takımlarımızın başarılarında bunlar vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek, onlara iyi eğitim vermezsek, onlara o imkanı sağlamazsak çıkmaz. Vergimizi biz vereceğiz. Futbolcu vergisini verecek. O yönetici verilen giden paradan fazlasını harcarsa sorumlusu o olacak. Gibi gibi projeler var. Burası şimdi o kadar uzun vadeli anlatmayacağım.
Bunları yapmadıktan sonra, biz gençlerimize sahip çıkamadıktan sonra sadece futbol oynuyoruz. Aslında şu anda ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii ki herkes kendine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin. Allah'ım onların hepsini korusun. Allah onlardan razı olsun.